Çevre içi konuşma serisinin ilk programında karşımızda doçent doktor Nesibe Özgür Turgay var. Sayın hocamızla Girit müziği üzerinde konuşacağız. Girit eğlencelerinde müzik konusunu ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle güzel ve eğlenceli bir sohbet yapacağımızı düşünüyoruz. Hem yılbaşı gecesi ve öncesinde Giritlere eski yılbaşılarında olmasa bile en azından evlerinde güzel bir yılbaşı geçirmelerini sağlayacağız dedi. Tahmin ediyorum ben. İnşallah. Hocam Girit'le bu kadar ilgili olmanız aklımıza gelen ilk soru Girit misiniz? Evet. Girit kökenli bir aileden geliyorum. Babaannemin annesi Girit Resmo doğumlu ve dedem Rodos doğumlu. Ama Girit'ten Rodos adasına gidenlerden. Mübadeleden önce İzmir'e gelmişler. Yani eski Giritliler onlar. İzmir'de tanışmışlar. İzmir Karşıyaka Soğukkuyu'da yaşadılar. Babam Erdoğan Tekdağlı İstanbul'a askerlik için geldikten sonra İzmir'e geri dönmemiş ve annemle evlenmişler. İşte benim hikayem de böyle başladı. Peki hocam, Girit kültürüne dair neler hatırlıyorsunuz çocukluğunuzda? Çocukluğumda Girit kültürüne dair çok şey konuşulmazdı. Kökü Girit'e bağlı bir aile bireyi olarak farklı olmak için galiba çok özel şeyler yapmanıza da gerek kalmıyor. Yeme içme alışkanlıkları, ata toprağından gelen kültür zenginliği belki de yaşamanızda davranışlarınızda bazen fazla dürüst, bazen fazla pervasız, çabuk parlayan tipler Giritliler siz de biliyorsunuz. Evimizde de yemek kültürünün çok fazla Giritli olduğunu ben çok sonra fark ettim. Yediğimiz içtiğimiz ot yemeklerine düşkünlük. Sonradan bu Girit mutfağı dedim kendi kendime. Ama benim çok güzel bir anım var Giritlilikle ilgili. İsterseniz hemen onu anlatayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken uluslararası bir piyano yarışması yapılıyor. Organizasyonda sürekli problemler çıkıyor. Ve ben yılmadan çözüm üretmeye çalışıyorum. Piyanist hocamız Ali Dermar döndü bana dedi ki yoksa sen Giritli misin Özgül dedi. Ben şok oldum. Yani nasıl anlayabilir diye düşünüyorum. Böyle bir karakter demek ki var ortaya çıkan. Zaten Ali Dermar hocamız da Hanya yakınlarındaki Darmari köyünden. Yani onun ailesi Darmari köyünün sahibiydi. Girit'te bulundunuz mu? Evet. İki kez kısa süreli. Ve sonra da araştırma için 2015'te 3 aylık aylığına Girit'e gittim ve araştırma için orada kaldım. Akademik çalışmanızda Girit nasıl yer almaya başladı? Aslında önce kısa bir dönem Lozan Mübadileri Vakfı Korosu'nu çalıştırdım. Burada iki dilli şarkılarla karşılaştım, Türkçe Rumca şarkılarla. Ve bu konu hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir proje yazdım. Proje dahilinde Midilli, Rodos ve Girit adalarında kısa alan araştırmaları yaptım. Gerçi ikiz çocuklarımın doğumu sebebiyle projeyi zamanında bitiremesem de bu konuda akademik bir makale var hazırladım. İnternette buna ulaşılabilir. Ardından yine bu makale vesilesiyle Girit'e bir konferans daveti aldım. Eva Kotsayanaki vesilesiyle 2014'te. Bu da ikinci gidişimdi. Bu ikinci gidişten sonra her şey farklılaştı hayatımda. Çünkü kongre sırasında başta Profesör Doktor Nüket Adıyaka Hoca olmak üzere Giritli akademisyenlerle, Girit kültürü için çalışan dernek başkanlarıyla tanıştım. Giritli dostlar edindim. Burada hayatım Girit'e doğru, Girit için çalışmak üzere akmaya başladı. Mübadele sonrası yapılan çalışmalar hakkında kültürel belleğin kayıt altına alınması konusunda geç kalınmış olduğunu biliyoruz. Derneklerimiz, akademisyenlerimiz bu konuda son yıllarda önemli çalışmalar yapıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, çok haklısınız. Öncelikle şimdi günümüzde Atina'da Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'ne bağlı olan bir vakıf var. Merlo ve Oktay Merliye Vakfı. Nüfus hareketlerinin hemen ardından yani mübadelenin hemen ardından çalışmalar yapmış bu vakıf. İnsani boyutu yüksek ve otantik çalışmalar bunlar. Bu arşiv çalışmaları yoluyla da sosyal tarih ve insani boyutta
mübadillerin kişisel deneyimlerini muhafaza etmek amacıyla çok enteresan bir arşiv oluşturulmuş. Yani ama maalesef suyun bu tarafında durum bu kadar parlak değil. Mübadele sonrası gelenler Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, ekonomik sıkıntılarla dolu bir memlekete geldiler. gerçi birinci kuşaklar hafızalarında taşıdılar soyut, somut kültürel değerler, taşıdıkları folklorik unsurlar, yani Anadolu'ya getirdiler bunları. Ancak bu kültürel değerlerin zamanında kayıt altına alınmaması tabii büyük kayıplara yol açtı. Müzik alanında maalesef böyle. Ama Giritlice sözcükler, maniler ve muhteşem yemek tarifleri tabii günümüze taşındı. Müzik kültürü alanında hemen bir alan araştırmasının yapılmaması bu kayıpların sebebi. Benim en erken alan araştırmasına yapılmış bir alan araştırmasına ulaştığım tarih 1997'de Vasfi Çilingir'in yazdığı yüksek lisans tezi. Yani Vasfi Çilingir Hoca bir alan araştırması gibi yüksek lisans tezinde, yani mübadeleden düşünün, 1997'de 73 sene sonra, 73 sene sonra bu tezi yazmış. Bu tezde de 33 kişiyle görüşmüş. Ayvalık, Cunda, Söke, Selçuk, Kuşadası ve Davutlar bölgelerinde görüşmeler yapmış. Onun için bu tez çok çok değerli. Giritlilerde müzik kültürü hakkında yapılmış benim tespit ettiğim en erken çalışma bu. Giritli Türkler müzisyenliği meslek olarak yaptılar mı hocam? Evet, yani bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Ancak Nur Adıyeke Hoca'nın bir makalesi var. Ekonomik yaşamdan bir kesit, meslekler çalışması. Bu çalışma ışığında 1906 tarihli Hanya seçmen kataloğunda erkek nüfusun meslekleri hakkında bazı bilgilere ulaşıyoruz. Müslüman nüfusun en çok çiftçilik yaptığını ve işçi olarak çalıştığını görmekteyiz. Ayrıca mahallelerinde de birer müzisyenin bu çalışma vesilesiyle birer müzisyenden haberdarız. Genel olarak bu Vasfi Çilingir'in yaptığı tez çalışmasında da görüyoruz ki mübadil Giritlilerde çalgı çalmanın iyi karşılanmadığı, bunun şeytan işi olduğuna dair inançlar var. Aslında Girit'te ben Eva'nın oğlunun nişanında uzunca bir nişan töreni tabii yapılıyor malum. Orada şahit olduğum müzisyenlerin son derece değer gördüğü, çok büyük saygı gösterildiği, onlara bu tören boyunca da yeme içme ihtiyaçlarının çok özenli bir şekilde karşılandığını gördüm kendi gözlerimle. Ancak mübadele sonrası bu tez kaynaklı elde ettiğimiz verilerden bazıları çok ilginç. Mesela Girit'te ve mübadele sonrasında müzik icra edenler ücret almazlardı diyor. 1935 doğumlu Fahriye Zen. Erkeklerin eğlenceleri kahve ve meyhanelerde gerçekleştirdiğini yine bu tez vesilesiyle 1912 doğumlu Hasan Olcay'dan öğreniyoruz. Diyor ki buralarda bu eğlencelerde çalan söyleyenler, müzisyenler ücret talep etmezler, ancak ikram edilen içkileri kabul ederlerdi diyor. Yine Fahriye Zen Hanım'dan öğrendiğimiz bir şey var ki o da Selçuk tarafında oyunlar, eğlencelerde oyun oynayanlar ortada bir eleğe para atarlarmış ve bu toplanan paranın da müzisyenlere verilmesi uygun görülüyor. Belki ekonomik sıkıntı ile böyle bir davranışın uygun görüldüğünü düşünebiliyoruz. Aslında Giritlilerin müziği para karşılığı yapmadığı bir meslek olarak düşünmediklerini söyleyebiliriz. Bu bir çeşit sosyal yardımlaşma gibi bakabiliriz bu konuya. Bu Hasan Olcay 1912 doğumlu. Resmo'nun Ayovasil köyünde çatışmaların çok olmadığı dönemde ağabeyi Hüsnü Olcay'ın lirası eşliğinde Hristiyan düğünlerinde de mani söylediğinden bahsediyor. Bu alan araştırmasında yine ne ortaya çıkmış. Manileri ard arda sıraya sokabildiği için de takdir gördüğü işaret etmiş.
kendisiyle yapılan görüşmede. Buradan şunu çıkarabiliyoruz. Yani Müslümanlar sadece birbirleriyle yardımlaşmıyor bu eğlence konusunda. Hristiyan komşularıyla da yardımlaşması mümkün. Yani bir arada yaşama iyi bir örnek olarak bunu görebiliriz. Ancak 1937 doğumlu Revzi Tuntaş da şu bilgiyi vermiş. Ut bağlama yapanlar, yani lütiyeler, bu enstrümanları yapma karşılığında ücret alırlar. Aynı zamanda bir enstrümanın dersi verildiği vakit müzisyenlerin ücret aldıklarına şahit olmuşlar. Hocam, Girit'te şehirler arasında bakıldığında müziğin yeri nasıl? Şimdi tabii Girit'te bütün şehirlerde farklı enstrümanlara rastlayabiliyoruz ama bu iki büyük şehir ve Resmo tabii ki. Hanya ve Kandiya arasında bir köprü olan Resmo şehrinin. Eğlenceye en düşkün şehir olduğunu söylüyor Hasan Olcay bize. Aynı zamanda Hasan Olcay'ın kendisi de bir müzisyen, yukarıda bahsettik az önce. Bu Resmo'da özellikle çok müzisyenin yetiştiği, çalgı yapımcılarının da bu hareketli liman şehrinde çok olduğunu söylemiş Hasan Olcay. Paşo lakaplı bir müzisyen 1924'te mübadele ile Cunda Adası'na geldi. Baba mesleği çobanlığı Cunda Adası Ayvalık'ta da sürdürmüş. Çalgı manilere düşkün olan Paşo ince zekası sayesinde pek çok da mani doğaç manileri hafızasında saklamış ve böylece müzik kültürüne katkıda bulunmuş. Ancak o döneminde Girit müziği hakkında parmakla gösterilen tek kişi olarak bu tezde tespit edilmesine rağmen hafızasında bildiği şarkıların giderek azaldığından bahsetmiş Paşo lakaplı Hasan Olcay. Evet, Girit müzikleri deyince nereden başlıyoruz hocam? Evet, Doğu Akdeniz coğrafyasında çok önemli bir konuma sahip olduğu için Girit yıllar boyunca biliyorsunuz fethedilmek için uğraşılmış. Bu zengin bir kültürel kimliği, bir amalgam, bir yapıyı da ortaya çıkarıyor. Müzik de çok geniş bir yelpaze de ele alınabilir Girit'teki müzik. Ama öncelikle rizitikalardan bahsetmek lazım. Rizitikalar Batı Girit'in isyan şarkıları, sözlü repertuar örneklerinde bunlar rizitika köke bağlı anlamı taşıyor. Girit'in batısında Hanya bölgesinin birkaç kilometre dışındaki dağların eteklerinde bulunan köylerde gelişmiş bir müzik. Erkeklerin simsiyah elbiseleriyle bir araya gelerek solist ve koro eşliğiyle de icra ettikleri kahramanlık şarkıları, repertuarı, geleneksel Hanya kırsalının şarkıları bunlar. Konuları genellikle kahramanlık teması belirgin. İnsan sesiyle söylenen akapella, sadece insan sesiyle eşliksiz, çalgı eşliği olmadan söylenen rizitikalar da var. Ama bu çok önemli bir repertuar ve halk bilimciler için sıklıkla araştırma konusu olmuş rizitikalar. Rizitikaların Müslümanlarla bir alakası yok o halde, değil mi? Evet, yani bu Müslüman Giritlilerden çok daha önce var olan ve günümüzde hafızalarda taşınan, günümüze kadar gelen şarkılar. Bu şarkıların güftelerinde delikanlılık, kahramanlık, özgürlük var, konukseverlik, saygı ve insan temaları da barındıran rizitikalar var. Form olarak da özellikle bir enstrümantal kısımla başlıyor. Serbest vokal pratikleri içeriyor ve cesur performanslar, amenes, gazel denen bölümlerle devam ediyor ve solo, koro eşlikleriyle son buluyor. Rizitikalar genel olarak, form olarak böyle ifade edebiliriz. İsterseniz bir rizitika örneği dinletelim seyircilere. Kostas Muntakis'ten bir örnek, ne dersiniz? Thank you.
Τραπέζι πίνε τα αρχοντές. Ωραία κι εγώ, κι εγώ να σας, κι εγώ να σας δικούμε, να σας δικούμε, κι εγώ να σας, κι εγώ να σας δικηθώ. Σκέ κυνήγα, ο νιός κυνήγα, κυνήγα ο νιός, κυνήγα ο νιός και λαγώνευε. Κυνήγα ο νιός, κυνήγα ο νιός και λαγώνευε. Πάνω μέρη άπουνε το νερό, άπουνε το νερό κρυγιό. Etkisinin gerçek unsurları kabul edilen Girit halk edebiyatında önemli yer tutan tekerlemeler var ki bu tekerlemeler popüler kültürün en önemli ifade yollarından biri ve Girit Türklerinde de çok belirgin olarak biz bu tekerlemelere rastlıyoruz. Özellikle Hakkı Bilgehan Hoca'nın da çalışmalarını burada tabii anmak yerinde olacaktır. Müthiş bir çalışması var.
malumunuz. Ben size Katilena'dan bir mani okumak istiyorum. O bana bunu yazdırmıştı 2015 yılında. Pek çok Giritli'nin de tanıdığı Türk dostu, çok sevgili Katilena Satarku'dan bir Türk Giritli mani. Yalıda bir gemi dolaşıyor. Ya Rabbim ona selam söyle. Çünkü geminin içinde sevda ve kasavet de var. Müslüman Giritlilerde en çok hatırına kültür ürünü olarak bu tekerlemeleri söyleyebiliriz. Tekerlemeler bu mandinade ya da mandinadest tekerlemeler, maniler olarak bilinen ve bu kültür ürünleri açık ve kapalı alanlarda solo çalgı eşliğiyle ya da çalgısız olarak kısa dörtlüklerle söyleniyor. İcracının ustalığına göre de makam ve ritme bürünen doğaçlama ezgilere kavuşuyor bu maniler. Sevinçli ya da üzüntülü hayatın herhangi bir anında duyguları geçirmek için bir sanata bürünüyor. Eğlence, düğün, nişan, sünnet, hıdrelle, sultan, nevruz. Açık havada yapılan bütün mekanlarda enstrümantal soloların ardından mani atışmalarının yapıldığını öğreniyoruz. 1949 doğumlu Ümit Bezek vesilesiyle. Bu atışmalarda iki çalgıdan biri mutlaka lira olarak kullanılmış. Diğeri Bulgari, mandolin ya da ud olabilir diyor. Bunlar mübadeleden sonraki Türk Giritlilerin eğlencelerinde kullandıkları enstrümanlar. Eğlenceli olarak başlayan bu mani atışmaları iğneleyici konularla da devam edebiliyor. Atışma sonunda da üstünlük kazanan taraf alkışlanıyor. Maniler eğlencelerde genellikle enstrümantal müziklerden sonra ortamı ısındırmak, birlikteliği sağlamak için oyunlardan önce yer alıyordu. Hocam biliyorsunuz ben de bir kitap çalışması yapıyorum. Evet. Kına gecelerinde ve düğünlerde bayanlar da maniler söylerlermiş. Hatta bir tane bayan ortaya çıkar, manileri söyler, sonra bir bayanları tek tek seçer ve mani söylemelerini istermiş. Çok ilginç. Birazdan ben de bahsedecektim. Kadınların eğlencelerinde de başka bir boyuta gidiyor mani söylemek tabii. Ama eğlencelerin dışında da kullanıldığını görüyoruz manileri. Mesela özellikle çobanlar, hayvan otlatırken tabii çok uygun bir ortam, açık havada lira eşliğinde mani söyleyebiliyorlar. Hüsnü Olgay'dan öğreniyoruz bunu, 1908 doğumlu. Ama ev içinde, ev dışında, günlük işlerde de çalgısız mani söylendiği ve atışmaların yapıldığını yine bu tez vesilesiyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda gelin almalarda gelinin evinin ne kadar uzak olup olmadığına bakılmaksızın çalgı eşliğinde maniler söyleyerek gelinin evine gidiliyor ve geri dönülüyor. Bunu da Hasan Olcay'dan öğreniyoruz. 1912 doğumlu. Az önce sizin de işaret ettiğiniz gibi kadınların eğlencelerinde de maniler yer alıyor. Şimdi Girit'te biraz eğlencelerde kadın ve erkeğin durumu biraz farklı. Yani eğlencelerde eğer bektaşilik varsa ve düğün sahipleri akraba ailelerse birlikte eğlenildiğine dair bazı veriler var elimizde. Ama göçün ilk yıllarında kadın erkek ayrı yapıldığı, işte haremlik selamlık kısımların açık havada bir perdeyle birbirinden ayrıldığı, ancak şehirlerden göç edenlerin ve akraba olan ailelerin birlikte eğlendiğine dair bazı bilgiler aktarmış Olcay bize. Hasan Olcay bize 1912 doğumlu. Ancak kadınların bir arada kendi eğlencelerini yarattığı bazı ortamlar da var. Mesela kına gecesi. Zehra Başbuğ 1937 doğumlu diyor ki eğlence amaçlı gelin adayını ağlatmak maksadıyla mani ve şarkılar söylenirdi. Mani ve şarkıları çalgı biliyorsa bir çalgı eşliğinde, bilinmiyorsa da çalgısız ama gene ezgili olarak söylendiğini aktarmış. Kadınların kına gecelerindeki eğlencelerde gözleri görmeyen erkek bir müzisyenin katılması da uygun görülebiliyormuş. Onun dışında
21 Mart'taki Sultan Nevruz kutlamalarında, 6 Mayıs'taki Hıdrellez kutlamalarında, açık havada yapılan pikniklerde, iyi mani okuyan kadınların etrafında eğlenildiği, şarkı türkü söylendiği ve manilerin okunduğu 1935 doğumlu Fahri Ezen tarafından aktarılmış. Hocam, burada ben size bir sürpriz yapayım. Kına gecelerinde söylenen şarkılardan birini Hüseyin Yorulmaz'dan dinleteyim size. Harika. İcracıların sahip olduğu özellikle söylemeniz mümkün mü? Evet, yine Hasan Olcay'dan öğrendiğimiz bilgiler ışığında mani ustalarının bu pratikleri nasıl yönettiğine dair bazı veriler var elimizde. Mesela bu iş usta çırak, yani meşk yöntemiyle öğreniliyor. Bir pratikten bir öğrenme metodu malumunuz. Ancak kabul görmüş manilerin söylenmesi kişilerin yeteneklerine bağlı. Yani kabul görmek burada şu anlama geliyor. Bir mani doğaçlıyorlar ve bu mani beğeniliyor ve yayılıyor. Böylece kabul gördüğü ortaya çıkıyor. Ancak bu manilerin bir kısmının Eratokritos'tan da alınma dörtlükler olabileceğinin altını çizmiş Hasan Olcay. Doğaçtan iyi mani söyleyemeyenlerin ve mani okurken çalgı çalamayanların da usta kabul edilmeyeceğini bildiriyor bize Hasan Olcay. Mani atışmasının tabii yeri çok önemli. Arkasından oyunlara da geçileceği için oyunların tempo ve makamlarına uygun manilerin seslendirmesi gerekiyor ki bu da ustalık gerektiriyor. Vasfi Çilingir yaptığı bu test sırasında duyduğu manilerde Hicazkar, Rast, Nihavend, Nişabürek ve Hüseyin'i makamlarına ait ses örgülerinin kullanılmakta olduğunu, ancak çok geniş ses aralıklarının var olmadığını da tespit etmiş. Lira çalgısı çaldığı tespit edilen Müslüman Giritli müzisyenler var mı? Evet, malum lira çalgısı, yani Girit denince Girit lirası olmadan düşünülemez Girit zaten, ama bizim elimizde çok az bilgi var. Yine Hakkı Bilgehan Hoca'nın kitabında rastlıyoruz. Doğu Girit'te Naim diye bir liracı var ve Hasan Ağa Hanyotis diye başka bir liracı var. Müzik sosyoloğu Zaimakis de bana sormuştu. Heraklion'da araştırma sırasında mübadelede Ayvalık'a giden Orbos vardı. Ne oldu Orbos'a? Orbos hakkında hiç bilgi bulabildiniz mi diye. Maalesef bizim elimizde bu konular hakkında hiçbir veri yok. Umarım
Başka şartlarda belki Girit'le ortak yapılacak projelerde, o dönemin gazetelerinde böyle müzisyen Türk Giritlilerin hakkında bilgilere sahip olmamız mümkün olur. Siz hatırlar mısınız? Bir fasikül bastırmıştı derneklerden biri. Orada Girit'le Ali Çakır'ın bir fotoğrafı vardı. Elinde lirayla birlikte çalamıyordu dediler ama belki o fotoğrafı da koyarız, seyircilerimiz merak edebilirler. Bu nesillerde artık çalan kimseye tabii birinci nesillerde bile zor. Belki yeterince araştırmalar yapılmış olsaydı rastlanacaktı ama şimdi artık maalesef rastlanmıyor. 1997 yılında Vasfi Çilingir yaptığı test çalışması sırasında Cunda Adası'nda iki tane lira bulmuş. Biri viol lira, diğeri de hoyratika lira. İki değişik çeşit liraya rastlamış. Fakat çalabilen kimseyi 1997'de de bulamamış maalesef. 1925 doğumlu Ali Onay'da mübadele sırasında Girit'ten getirilen çalgıları şöyle bahsetmiş. Keman, lira, bulgari, akordeon, ut ve gitar. Bir de Hüseyin Çoban 1939 doğumlu Kuşadası Davutlar'da askabadura kullanıldığına şahit olmuş. Bir Cumhuriyet Bayramı töreninde. Hocam, bu isterseniz ben ekleme yapayım size. Şimdi Evet. kitapla ilgili araştırma yaptığım için bunları da sormuştum. Davutlar'da lira çalan iki kişi varmış. Ama bunlar ilk kuşak. Bir hanimi öğretmenin babası Hüseyin. O da özel günlerde Evet. kendi aralarında çalarlarmış. Bir de Mehmet Yeşilova, Yeşilovalardan. O lira çalarmış. Onu da bize rahmetli yapıcına söylemişti. Teyzemin kocası çalıyor diye. Yani Davutlar'da iki kişi lira çalmış. Askamadura'yı da yanılmıyorsam Hüseyin Çoban'ın babası da çalıyordu. Öyle bir şey de çünkü Davutlar'da ilk dönemlerde Askamadura'da çalmış. Yani 1940'lara kadar tahmini vardı bunlar. Ama ondan sonra yok olmaya başladı. Yani şeylere gelmedi, 70'li yıllara gelmedi bu iki çalgıda. Evet. Yani maalesef tespit etmek artık imkansız. Yine de elimizden geleni yapacağız hocam. Evet, inşallah. Şimdi liradan bahsetmişken, lira çalanlarda ustalık nasıl belirlenir? Lira çalanlarda ustalık tabii lirayı danssız düşünmemek lazım. Dansın eşlik çalgısı da olduğu için lira çalanlardan beklenti çok yüksek. Hasan Olcay söylemiş bunu. 1912 doğumlu Hasan Olcay. Oyun sırasında özellikle oyunculardan gelen istek üzerine bir oyundan diğer oyuna aniden geçebilmek lira çalan müzisyenler için ustalık sayılmış. Aynı zamanda lira çalgısı çalanların ayakta çalıp söylerken Girit dansları figürlerini de göstererek bir nevi öğreticilik görevi üstlenerek çalması, oyunu öğrenenlerin figürlerini de o esnada kontrol etmesi de tercih edilirmiş. Ki Girit adasında farklı bölgelerde farklı çalgıların kullanılması mümkün değil mi hocam? Tabii, özellikle Doğu Girit'te kemana rastlıyoruz. Orta Girit'in orta bölgelerinde ve Batı Girit'te daha çok lira, Bulgari ve Girit lambası tabii ve ritim çalgılarını da bulmak mümkün. Bulgari demişken benim esas araştırma konum olan tabanyotikalardan bahsedelim. Bu tezde tabii tabanyotika terimini bulmak mümkün değil. Çünkü tabanyotika terimi mübadeleden çok sonra 50'li yıllarda ortaya atılmış bir terim. Girit mübadilleri şarkılara Travudi ya da Travulya olarak isim vermişler. Eski kuşaklarca bilinen, benim de araştırma sırasında tespit ettiğim en çok bilinen şarkı olarak rastladığım şarkı Samyotisa isimli şarkıydı. Bahsettiğim tabanyotika şarkılar, inşallah bunu başka bir programda tekrar yılbaşı gecesi anlatacağız. Batı Girit'in
dans eşliği olmayan şarkıları, masa başı şarkıları, yani yerken, içerken çalınıp söylenen şarkılar. Bunlar Bulgari eşliğinde çalınıyor ve kent şarkıları bunlar. Onun için lira bu repertuarda çok fazla kullanılmıyor. Tabanyolika şarkıların en tanınmış, en usta icracısı Stelios Fustalieris. Stelios Fustalieris bir röportajında hocasının Türk olduğundan da bahsediyor. Osmanlı egemenliği altında, Osmanlı müziğinin de etkisi altında dolayısıyla ortaya çıkmış bir repertuar bu repertuar. Ancak mübadil Giritlilerde, mübadeleden sonra gelenlerde bu şarkıları bilen kimseye rastlamadım. Ancak Cunda Adası'nda Tanju İzbek bu meşhur Tabanyotika'yı biliyordu. Şu meşhur şarkı Varaun Tasidera. İsterseniz bu şarkıyı dinletelim. Stelios Fustalieris'ten tamamen rizitikalardan ayrı Bulgari eşliğinde çalınan makamsal bir şarkı olarak dinletelim. Bu şarkıyı Stelios Fustalieris'in Bulgarisi eşliğinde Bahçıvan seslendirmiş 1938 yılında.
çok teşekkür ediyoruz hocam. Yarın akşam görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.